Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hangi burca geçtik? Tabii ki de Başak burcuna geçtik. Başak burcu erkeklerini bakalım Temmuz ayında neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Neleri yapıp neleri yapmayacağını söyleyecekler Başak burcu erkeklerinin Temmuz ayında. Bakalım nasıl geçecekmiş? Bir öngörü olarak kartlarımıza bir soralım. Ben hemen kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum. İsterseniz videoyu ileriye sardırabilirsiniz yaklaşık 1-2 dakika falan geçiyor çünkü ben kartları seçerken bazen şöyle bir durum oluşuyor daha fazla kartları karıştırmak ve daha fazla enerjisini şu şekilde e, nasıl diyeyim onu size nasıl anlatabilirim biraz daha böyle hani e, kartların karışması gerektiğini inandığımız bir durum oluşuyor o yüzden bazen uzun sürebiliyor ondan diyorum yani. Yoksa beklemek istiyorsanız tabii ki de nasıl karıştırıyorum, kartları diziyorum. Onları da bakabilirsiniz. Çok fazla konuştuğumun farkındayım. Ben hemen kartları karıştırıp başlıyorum bakalım yorumunuza. İlk kartı kapalı koymuşum. Şöyle açık tutalım. Bir tane daha kart almak istedim. Bakalım neymiş bu? Bu arada tatil dönüşü masama da kavuştum. <laughs> Nihayet. Evet, şöyle iyi olmuş, görebiliyorsunuz. Oraya Şu kartı çok seviyorum, gerçekten çok sevdiğim bir kart geldi. Sanki terzi kartı gibi ama değil tabii ki. Bu bu kartın anlamı çok güzel bir karttır. Aradaki bağları kopartmamak, makasla kesmemektir. Yukarıdaki iğne ile dikmek gibidir, yani bağlantıları kesmemektir. Aynı bir fincan çay kartında olduğu gibi bunun da anlamı çok güzeldir. kameraya çarpmasam olmuyordu zaten. Ve güneşimiz de geldi. Çok güzel. Yapalım. Evet şimdi sevgili arkadaşlarım Başak Burcu Erkeği arkadaşlarımız bakalım temmuz ayınız nasıl geçecek diye şöyle bir bakmak istedik. Hani kartların e, nezdinde nasıl olacakmış bir e, önceden bir bilgi alalım istedik biliyorsunuz amacımız bu. Şimdi değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur kartıyla açtık ilk kartımız bu geldi ve düşünceler kartı geldi. Şimdi sizin Aklınızda bir güven problemi var karşınızdaki insanlara güvenemiyorsunuz onların zaten veyahut da şu andaki mevcut arkadaşlarınız veyahut da aileniz veyahut da e, kız arkadaşınız veyahut da eşiniz olabilir her kimse e, bunlarla alakalı olmayabilir daha önceden güven vermeyen insanlarla karşılaşmışsınız size güven vermeyen davranışlarda bulunmuşlar. Entrikalı ilişkilerden çıkmış olabilirsiniz. Tatlı dil kullanarak kandırıyor veya kandırılmış olabilirsiniz. Bunlardan dolayı aklınızda bir güven problemi olduğunu gösteriyor kartlar. Temmuz ayında böyle bir duygu içerisinde olacaksınız. Ve bu diyor ki değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur diyor. Hemen bunun yanında da Aziz kartımız geldi. Aziz kartı çok güzel bir karttır. Düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir eril enerjiyi temsil eder. Şimdi sizler de erkek olduğunuz için, Başak burcu erkeklerine baktığımız için eril enerji geldi. Güzel oldu benim için. Çünkü erkek ve eril güzel bir kombinasyon. Hani erkek ve dişil kötü bir kombinasyon oluyor biliyorsunuz. Ee, bazen fiziken yaşça büyük bir büyük ve sözü geçen bir zattan da bahseder burada. Acaba bu ay birine mi açılacaksınız? Sizden yaşça büyük bir erkek babanız olabilir, amcanız olabilir, dayınız olabilir. Yani böyle yaşta bir insan. Hani abiniz kadar olmayabilir. Ee, yani arada çok bir yaş farkı var, bir deneyim var bu insanda. Siz bu insana ben diyeceksiniz ki sanki insanlara güvenemiyorum, insanlara güvenimi yitirdim ya da bu problemimi aşamıyorum tarzında bir konuşma gerçekleştirecek olabilirsiniz. Bakın Temmuz ayındaki gündeminizde böyle bir durum var ve diyor ki düşüncelerinizi harekete geçirin diyor ve ne olursa olsun diyor. Bakın kardeşlik kartı geldi çok güzel bir karttır biliyor musunuz bu ee, insanlarla olan bağınızı kestirip atmayın onlara bir şans verin. Aslında şans kartı değil de siz kendi düşüncenizde şimdi burada bir güven problemi yaşadığınızı gösterdi ya ayar kartıyla birlikte. Buna istinaden burada da bir bütünlük kartı. Bu kartın ismi bütünlük kartıdır. Yani olayları, kişileri kestirip atmaktansa, hayatınızdan çıkartmaktansa, durumları düzeltmeye daha çok meyilli olacaksınız. Bir şeyleri onarmaya, tamir etmeye daha çok meyilli olacaksınız gibi çok güzel bir şeydir aslında. Hani yani böyle kestirip atmak çok da hoş bir davranış olmayabiliyor bazen. Tabii ki gerektiğinde de bunu yapmak lazım. Ama sizin durumunuzda böyle bir şey söz konusu değil denge Meleği sihirbaz ve ayna strateji geldi şimdi burada e, bu ay her ne konuda dengesizlik varsa hayatınızda parasal olur sevgisel olur işte eğitim olabilir sağlık olabilir burada sihirbaz ve ayna var şimdi siz varsınız karşınızda da biri var ya da bir olay var Temmuz ayında bu şekilde görünüyor. Burada bir dengesizlik olmuş bu olayla veya bir kişiyle alakalı aranızda. Bu olay düzene girecek, bu olay dengelenecek. Bunun için bir plan yapacaksınız, plan program içerisine gireceksiniz. Ee, sağlık konusundan örnek vereyim mesela. Ee, işte, i̇şte bacağınız ağrıyordur diyelim. Ya niye acaba bir bacağımın ağrısı var deyip bunun için bir sağlık planı programı yapıp ve bu konuda böyle bir dengeye gelip e, sağlığınızı düzeltebilirsiniz. Belki psikolojik, belki bir bir travmatik bir durum var bacağınızda diyelim. Hani ben şimdi örnek veriyorum. E, veya da eğitimle alakalıdır. Eğitimde şöyle bir durum vardır. Hangi bir e, üniversite sınavına hazırlanmışsınızdır? Hangi bölümü seçeceğiniz konusunda hala daha bir fikriniz yoktur. Bir kafanız karışmıştır. Haziran ayında. Şimdi temmuz ayında bunlar yerine oturacak bunun için bir plan program yapacaksınız bu çok güzel bir karttır yani bir hedef bir amaç uğruna e, harekete geçmektir bana göre ve burada öyle olacak zaten dediğim gibi ister olay olsun karşınızdaki ister kişi olsun gayet güzel düzene giriyorsunuz bu ay şimdi buraya gelelim burası çok komik biraz beni güldürdü Şimdi güneş kartı kupa prensi ve değnek prensi geldi nedir bu dediğimde ise iletişim kartı geldi şimdi siz birisiyle çok böyle e, görüşmek konuşmak istiyorsunuz aklınızda sizin birisi var fakat e, burada bir durum var sevgili arkadaşlar siz bu kişiye hem minik minik gidiyorsunuz hem de flörtöz enerjiyle gidiyorsunuz. Burada bir hata var gibi görünüyor. Yani tamam çok güzel konuşuyorsunuz, ediyorsunuz veyahut da konuşacaksınız olacak. Fakat enerjiniz az, enerjiniz düşük. Karşı tarafa güven vermiyorsunuz. Karşı tarafa sağlam gidemiyorsunuz. Karşı tarafa e, hak ettiğini veremiyorsunuz. Yani burada hep Prens enerjisinde kalmışsınız. Prens enerjisi nedir? Daha 30 yaşına yeni gelmiş 28-30 yaşlarında bir insandan bahseder aslında bize burada. Ama sizler 30 yaşınızı geçtiyseniz eğer burada sizin yaptığınız davranışların karşı tarafa az geldiğini gösterir. Aslında bunu şöyle yapıyorsunuz. İmkanınız var ama aynı zamanda da imkanınız yok gibi görünüyor. Yani bu ne demek? Sizin bu kişiye karşı güzel bir şekilde hak ettiği şekilde ve bir kral gibi gitme enerjiniz var iken siz daha düşük gidiyorsunuz. Bunu bilerek yapıyorsunuz. Olarak görünüyor. Flörtöz enerjidesiniz. Flörtöz enerjide olmanıza rağmen yine kaç tarafa istediği enerjiyi vermiyorsunuz, veremiyorsunuz. Ve bu sadece ancak iletişimde kalacak. Herhangi bir görüşme, buluşma söz konusu değil olarak görünüyor. Şimdi sorularımızı sormaya başlayalım. Burası Temmuz ayı genel bakımıydı. Hani şöyle bir bakalım hangi konular var gündeminizde. Onu bir gördük. Şimdi sorularımızı sormaya başlayalım. Bir işi olmayan sevgili Başak burcu erkeklerin Temmuz ayında ne bekliyormuş? Arkadaşlarınızla oturup konuşacaksınız ve bu konuya bir e, çare bulmaya e, gönüllüler gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Size bir akıl fikir. Veyahut da bir fikir alışverişi yani sizin aklınız tabii ki size <laughs> yeterli ama hani böyle ne bileyim e, bir konuşma geçecek aranızda işle alakalı. Bir işi olanlar için ise işinizde bir durgunluk var. Ya çok monoton bir işiniz var ya böyle sizde çok sıkılmış belki birazcık dinlenmeye de ihtiyacınız olabilir. Veyahut da işleri askıya alacağınızı düşündüğünüz bir e, temmuz ayınız var. Belki tatile çıkacaksınız. Belki de bilerek işinizi yavaşlatacaksınız olarak görünüyor. Bakalım sebebi neymiş bunun? Bir kadın, hmm. birisiyle bir ortaklık yapmayı düşünüyorsanız özellikle ortaklık yapmayı düşündüğünüz kişiyle alakalı bir geri çekme, kendinizi geri çekeceksiniz. Yani bu işi yap yapmayayım falan diyeceksiniz. O yüzden öyle bir işte bir aksama veya bir duraksama veya da askıya alma durumlarının söz konusuymuş. Yani dediğim gibi bir iş arkadaşınızla bir iş yerinde çalışmak olabilir. veya da bir partneriniz vardır bir bayanla yapacak olabilirsiniz. veya da karşı tarafın dişil enerjisi çalışıyordur. Artık siz hikayenize göre buradan uyumunuzu alabilirsiniz. Yani ne şekilde olduğunuzu. Peki bir ilişkisi olmayanlar, kalbi boş olanlar için ise tek başına ama paranın da keyfini çıkartıyor olarak görünüyorsunuz. Tek başınasınız ama bir partnere de ihtiyacınız yok gibi görünüyor Temmuz ayında. Her şey güllük gülistanlık. Aman bana param var her şeye yeter diyorsunuz. Böyle bir durum var ki hiç de böyle şey görmedim yani sevgili arkadaşlar. <laughs> Öyle olmaz tabii ki. <laughs> Neyse bir ilişkisi olanlar için ise... Darararam. Koç aslan veya yay burcu Bir kadın geldi buraya şimdi bakalım Bakalım neymiş konumuz Bir ilişkisi olanlarda hmm. Güzel kupa prensimiz de geldi Beyaz atlı prens Şimdi Koç aslan veya yay burcunda Olan bir kadınla bir ilişkiniz var Olarak görünüyor ee, Burada Bakın iki tane de şövalye çıktı Bu kadının Ya sizden başka bir e, talibi daha meydana çıkacak peyda olacak bu ay <laughs> diyelim veyahut da siz hem kupa şövalyesi hem de kılıç şövalyesi kıvamında bir erkeğe bürüneceksiniz yani e, siz aslında toprak erkeğisiniz ama burada kupa şövalyesi demek duygularıyla giden karşısındakine duyguyu hissettiren ona aşkını ifade edebilen sevgisini ifade edebilen bir prenstir Kılıç şövalyesindeki anlamı ise burada bir şeyleri değiştirmeye ve dönüştürmeyi isteyen, buna çaba harcayan ve harekete geçen hızlı bir enerji vardır. Bir anda bir şeye karar verecek olabilirsiniz ilişkinizde. Partneriniz aynı zamanda şöyle de olabilir. İlla koç aslan yay burcunda olmak zorunda değil. Uzun boylu, uzun yüzlü, uzun bacaklı veyahut da uzun kolları olan birisi olabilir veya da erkek gibi bir kadın olabilir. Yani böyle e, biraz böyle argo konuşan, işte e, böyle erkeksi tavırları olan böyle bir kadın olabilir. Gerçi pek Başak burcu erkeğine de böyle birini yakıştıramadım ama tabii neyse o beni aşıyor. <laughs> Peki evli olanlar için? Bakalım bir karar veriyormuşsunuz. Bakalım evliliğinizde bir karar var. Neymiş bu? İkileme düşmüşsünüz vakti zamanlı. Şimdi burada bir şaşırmaca var sevgili arkadaşlar. İlk önce 2 sonra 3 gelmeliydi ama ilk önce 3 sonra 2 geldi. Bu demek oluyor ki siz verdiğiniz kararda bir bocalayacaksınız evliliğinizde. Neymiş bu? Bir rekabet durumları var. Hiç evlilikte böyle bir durum olabilir mi? Neyin nesiymiş bu diye baktığımızda. Hmm. Şimdi sizde bir ateş elementi e, durumu var. Yani... Böyle istekli, harekete geçen, böyle gönülsüz hareket etmeyen bir insana bürüneceksiniz. Evliliğinizde, evli olanlar için bakıyoruz biliyorsunuz. Verdiğiniz karardan dolayı bu kararınız şeyle alakalıymış. Koca olmak, eş olmak yani baba olmakla alakalı böyle tutkularıyla tahtına oturmuş bir erkek var. Yani siz belki de evlendiğiniz için, bu kararınızdan dolayı yani evlenme kararı alıp şu anda evli olduğunuz için bu kararınızdan bocalıyor olabilirsiniz olarak görünüyor ve... E sizin çevrenizdeki arkadaşlarınız da sanki sizi birazcık etkilemiş. Birazcık diye bayağı etkilemiş olarak görünüyor. Biraz üzmüşler sizi galiba. Yani hani o sen de evlendin gittin ne artık özgürlüğün kaldı ne bir şeyin kaldı. Ya da sürekli böyle laf sokuyorlar gibi. Ya da e, sizi kıskandırıyorlar gibi. Bekir arkadaşlarınız veyahut da diğer evli arkadaşlarınız da olabilir. O bir tatile gidiyor. O bu şurada eğleniyor. İşte storyler atıyor olabilirler. Sizi biraz böyle eziklemeye çalışıyor olabilirler. Sanki böyle bir e, manipülasyon içerisinde kalacaksınız Temmuz ayında gibi. Siz buna kanar mısınız kanmalı mısınız Hayır ben bir deli yüreğim Ben kanar mıyım diyorsunuz Peki evliliğiniz hakkında neler oluyor Bakalım bir, Şimdi burada geldiniz işte Bir de buna bakalım tamam Bu konuya bir çözüm bulacakmışsınız Böyle olmaz diyecekmişsiniz Ne olacakmış peki Aman sakın kırıcı sözler söylemeyin eşinizi Bakın burada aranızda bir şeyler olacak birazcık alttan almaya böyle güzel güzel davranmaya özen gösterin. Şimdi evlilere karı koca arasında girilmez derler ya gerçekten de şuradaki tarot bakımında bile girilmiyor sevgili arkadaşlar. Yani bu derece böyle bir şey. O yüzden ben burayı bırakıyorum. Şimdi platoniklere geçiyorum. Platonik olanlar ise bakalım platonik olduğunuz kadına karşı bu ay açılacak mısınız? Aslan burcu geldi. Güç geldi. Güç kartı geldi. Karşı taraf aslan burcu olabilir ya da şimdi siz bu kişiyi elinize sıkı sıkıya tutuyorsunuz. Kesinlikle bırakmak istemiyorsunuz. Platoniksiniz uzaktan uzağa seviyorsunuz. Bir anne enerjisi geldi. Bu kişi daha önce hani evlenmiş ve anne olmuş birisi olabilir. Ya da burada sizin annenizin enerjisi geldi. Sanki annenize bu kadından bahsedeceksiniz. Veyahut da sizce yaşça, sizden yaşça büyük bir kadın olabilir olma Eğer ki benden yaşça büyük değilse diyorsanız da olgun bir kadın olabilir bu. Yani böyle oturaklı hanımefendi, e, nerede ne konuşacağını bilen bir kadına benziyor. veya da dediğim gibi bu bir anne enerjisi. Bakın kaç tane şeyi var burada. Kendi hikayenize göre alacaksınız. Konuşacak mısınız bu kişiyle? Artık ilişkiniz başlayacak mı? Platoniklikten çıkacak mısınız? İkilemde olacak mısınız? Bu ay bir... Ee, bu ay ekmek yok arkadaşlar karşı tarafa öyle söyleyeyim. Yani e, bu ay sizde bir açılma enerjisi yok. Ama çok düşüneceksiniz. Bence buradaki güven probleminden dolayı da çok düşünecek olabilirsiniz. Hani ilk başta nasıl geçecek diye baktık ya böyle ayınız Temmuz ayınızda bir güven problemiyle başladık. Sanki burada bunun bir e, rüzgere esiyor gibi geldi bana. Peki. Eğer ki ex partnerinizi istiyorsanız daha önce bir ilişki yaşadıysanız ve sonrasında ayrıldıysanız bu kişiyi hala kalbinizde hissediyorsanız onu seviyorsanız ve onunla barışmak istiyorsanız bu ay bu kişiye gidecek misiniz? Şimdi bakıyoruz bakalım neler söyleyecek bize. Hmm. Aa, yok birden fazla sebebinizden dolayı bu kişiyi gitmiyorsunuz yerinizde sayıyorsunuz ama onu istiyor musunuz? Evet çünkü neden? Bakın tılsım şövalyesi sağlam bir şövalyedir. Daha zamanı değil diyorsunuz. Daha bir sürü sebepten dolayı ben hiçbir şey yapamam. Benim elim kolum bağlı diyorsunuz. Peki neden bağlıymış eliniz kolunuz? Aha engel. İşte. Sosyal medya engelinden tutun da her türlü engel olabilir aranızda. Peki karşı taraf sizin için ne düşünüyor? Sizin çok egolu bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ego yapmışsınız. Kavga dövüş etmişsiniz. Fikir çatışmalarınız olmuş. Daha ne olsun? Başka? Oo, bir de kendinizi evlilikten geri çekmişsiniz. Oh oh oh. Şimdi böyle bir insan, bir insanı, bir kadın ne yapsın? Ben size sorayım. Evlilikten kendinizi geri çekiyorsunuz. Anlaşmazlıklarınız oluyor, fikir çatışmalarınız oluyor. Belki kavga gürültü oldu, belki fiziksel bir şeyler oldu, bilemeyiz. Bir de ego yapmışsınız. E yani şimdi nerenizden tutalım biz sizinle? Yani tutacak bir tarafınız yok. Yani e, hadi barıştı diyelim. Ne söyleyeceksiniz bu kişiye? Bakalım ne söyleyecek misiniz? Hadi bir soralım. Biz aşıktık. Biz birbirimizi seviyorduk diyecek misiniz? E, tamam ama anlaşamadıktan sonra bittik demiş diyecek misiniz? Bu aşk bitti ama ilahi adalet geliyor. Aman aman. Umarım kötü bir şey yapmamışsınızdır. Kötü bir söz bile söyleyip de kalbini kırmamışsınızdır karşı tarafın çünkü ilahi adalet geldi. Kim üzdüyse, üzdüğü yerden o da üzülecektir. Bunu sakın unutmayın. Son olarak soruyoruz, karşı tarafta sizi istiyor ama ex partneriniz onda da bir Başak burcu çıktı ve aydınlanma geldi. Şeytan ve pişmanlık. Sizinle eğer ki cinsel bir birlikteliği olduysa karşı tarafın bundan dolayı pişmanlık duyuyormuş. Bu kadar diyorum. Ee, başka karıştırmayayım ortalığı şimdi bir sürü hikaye çıkacak buradan. O yüzden eğer ki bireysel açılım isterseniz elbette ki instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Temmuz ayınız... Bol bol güvenli geçsin diyorum. insanlara güvenin ve size de güven versinler. Bunu diliyorum buradan. Güven probleminizin oradan kalkmasını diliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ağustos ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.